Türk savunma sanayi firmaları da koronavirüsle mücadeleye katkı sağlıyorlar. Bomba imha robotu üreten bir firma bu kez biyolojik mücadele robotu geliştirdi. Robot kapalı alanların dezenfeksiyonunda kullanılacak. Adını ise virüsten hayatını kaybeden ilk Türk doktor olan Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'dan aldı. Binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadelede savunma sanayi firmaları da devredi. Bomba imha robotu üreten Türk savunma sanayi firması Electroland yerli biyolojik mücadele robotunu üretti. Robot kapalı alanların dezenfeksiyonunda kullanılacak. Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Sayın İsmail Demir, Türk savunma sanayi firmalarının birikim ve başarılarını sağlık alanına aktarmaya ve özellikle şu sıralarda can siperhane mücadele veren sağlık çalışanlarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söylemişti. Biz de bu kapsamda üzerimize düşeni yapmak adına bu robotu geliştirdik. Robot Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin desteğiyle geliştirildi. Biyolojik mücadele robotu kapalı alanlarda insan gücü kullanmadan dezenfeksiyon yapabiliyor. Robot öncelikle kapalı bir ortamın haritasını çıkartıyor. Ardından da dezenfeksiyon işlemine başlıyor. Ortamda tek bir mikrop ve virüs bırakmayana kadar çalışıyor. Robotta 5 litrelik dezenfektan tankı ve 180 derece dönebilen püskürtme cihazı var. Robotta ultraviyole ışın veren lambalar da bulunuyor. Kesintisiz 8 saat çalışabilen ultraviyole lambalar virüs ve mikroorganizmaları etkisiz hale getiriyor. Özel tasarım robota koronavirüsten hayatını kaybeden ilk Türk hekimi olan Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun adı verildi. Yakın zamanda kaybettiğimiz değerli hocamız Sayın Cemil Taşçıoğlu hocamızı da bu virüsten kaybettik. Onun adını yaşatmak anısına ODTÜ İvmer ile birlikte geliştirdiğimiz bu robota onun ismini verdik. Merdiven çıkabilme yeteneğine de sahip robot, mobil iletişim yapılabilen her alanda uzaktan kullanılabiliyor.